tercüme evi. Yani neler getireceğiz? Şöyle buraya kahve koyacağım. Şöyle sandviçler yapacağım. Tost ekmeğiyle. Bu şekilde. Merhaba herkese, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Sıla yolu hazırlığı yapacağız. 18 Eylül'de, evet 18 Eylül'de biz Türkiye'ye gitmeyi düşünüyoruz. Cumartesi günü saat sabah 4'te yola çıkacağız. Ve bundan sonraki Sıla yolu videolarımı görebileceksiniz sayfamda. Onun için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve bu videoda ne göstereceğim size? Adalte'ye gideceğiz vinyeteleri almak için. Valiz yapacağız, Rossmann alışverişimi göstereceğim, araba düzenimizi göstereceğiz, hangi arabayla gidiyoruz, neler yanımızda gerekli, yani olması gereken eşyalar, evraklar vesaire vesaire, bir sürü bilgi edinebilirsiniz bu videoda. Onun için kesinlikle sonuna kadar bakın ve hemen Adalte kapanmadan yola çıkmam lazım. Hemen Adalte'ye gidelim. Şimdi Adalte'den çıktım. Tabii bu bilgileri internette de ulaşabilirsiniz ama ben böyle yazılı bir şekilde almayı seviyorum. Onun için tüm gideceğim şehirlerin haritasını aldım. Herhangi bir internet sorunu, navigasyon sorunu olduğunda elimde olur. Ve vinyeteleri alacağım sayfanın isimlerini, yani internet sayfalarını verdi. Ben onları da bu videonun altına linkleyeyim. Oradan siz de online vinyet alabilirsiniz. Çünkü güneş açtı. Çünkü vinyeteleri eğer sınırda alırsanız çok zaman kaybedersiniz. Bazen kuyruklar bile oluyor. Onun için Adalte işimizi hallettik. Mitgliedschaft'ımızı, yani üyeliğimizi de plus'a çevirdim. Ausland servisi içinde, yani herhangi bir şey olduğunda arabanın çektirme ücreti, her şey içinde. Bakın bunları Adalte'den almıştım. Her ülkeye ait bilgiler var. Mesela Sırbistan. Sırbistan'ın kuralları, ne kadar eşya götürebilirsiniz. Bunların hepsi kağıdın içinde yazıyor. Yani şöyle göstereyim. Bir dakika. Mesela ne diyor? Bei der Einreise nach Serbien, yani Sırbistan'a giriş yapacağınız zaman 200 tane sigara. Ondan sonra parfüm 1 litresi, wine, yani şarap 2 litreden fazla olmaması gerekiyor. Bunlara da mutlaka dikkat edin. Para miktarı da 10.000 euro. 10.000 euroyu nakit olarak üstünüzde taşımayın, daha fazlasına. Mesela otobanlardaki hız şeyi 120. Bunlar çok faydalı bence. Yani her ülkenin ayrı kağıdı var. Türkiye'nin de var mesela. Türkiye'de, Sırbistan'da 200 sigarayken Türkiye'de 400 tane sigara. Ondan sonra içkiler daha fazla kabul ediyor Türkiye'de içkileri. Size hazırladığım birkaç bir şey göstermek istiyorum. Önemli şeyleri ben bir kağıda, yani şey, bilgisayara kaydettim. Mesela yanınızda olması gereken şeyler: pasaport, araba kağıtları, ehliyet, Adalte kartı, kredi kartı, internet kartı, offline navigasyon indirin mutlaka. Çünkü internetli navigasyonunuz varsa, internet olmazsa sorun yaşarsınız. Ve tercüme app'i, yani tercüme uygulaması. Daha sonra benzin fiyatlarını da yazdım. Bunlar tabii değişiyor ama ortalama fiyatlar, mesela en ucuz benzin Almanya'dan bir sonraki ülke Çek Cumhuriyeti'nde. Vinyet alabileceğiniz internet sayfalarını videonun altına eklerim. Daha sonra Sıla yolunun sayfasında bulduğum şu bilgiyi de buraya yükledim. Burada tüm iletişim bilgileri de yazıyor. Macaristan'ın büyük elçiliği, Sırbistan'ın büyük elçiliği. Bunlar bence çok önemli. Ve Türkiye'ye girişte yanınızda olması gereken belgeler, araç ruhsatı gibi, araç sigortası gibi şeyler ve konaklama. Yani bizim konaklamamız daha kesin değil ama mesela Sırbistan'da yorulduğumuzu fark ettiğimiz zaman Bosporis Otel'e gitmeyi düşünüyoruz
veya Macaristan'da Family Hotel'e gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Burada da Türk konsolosluğunun numaralarını kaydetmişim. Bence böyle bir şey hazırlamak çok güzel. Yani yanımızda bulunsun, ne olur ne olmaz. Sıla yolu hazırlıklarının ikinci günü ve yarın sabah yola çıkıyoruz. Ben bugün yanımızda yiyeceğimiz eşyaları göstereceğim size. Neler getireceğiz? Şöyle buraya kahve koyacağım. Buraya sıcak su koyacağım. Belki çay falan içeriz. Daha sonra şöyle sandviçler yapacağım. Tost ekmeğiyle şu şekilde. Ondan sonra peynir bundan. Şu bal hediyelik olarak götürülecek. Daha sonra şöyle şu şekilde poğaçalar yaptım. Burada iki tane var ama dolapta diğerleri. Ondan sonra böreklerimiz yapıldı. Bunları ben yapmadım. Bunlar bizim için yapıldı. Ve tabii ki de sarma. Şu şekilde olmazsa olmazım. Kahvemizi yanımıza götüreceğiz. Daha sonra şu şekilde bir soğutucu torbası aldım. Action'de satılıyor bunlar. Buraya daha çok soğuk kalması gereken şeyleri koyacağım. Mesela çikolata, domatesleri kattım, elmaları kattım. Bir de Berliner aldım. Berliner de yiyebiliriz belki yolda. Buranın içine içecekler gelecek. Onlar daha dolapta. İçine de buzluk koy, yani buz koyacağım. Onu da göstereyim size. Bu şekilde bir buzluk var. Torbanın içine katacağım bunu. İçecekleri, her şeyi soğuk tutacak inşallah. Bilmiyoruz ne kadar soğuk tutar. Bunları sabah çıkaracağım. Cipslerimiz falan filan her şeyimiz mutfakta. Hazırlıklar başladı. Şimdi arabayı yerleştirmeye gidiyoruz. Arabayı evin önüne aldık. Ve inşallah eşyalar sığar. Şu bebek arabası biraz sorunlu gibi. Bu sene Audi A4 Avant'la gitmeye karar verdik. Şimdi burayı düzeltmemiz lazım. Yani bu şekilde tabii ki de gitmeyeceğiz. Neler aldık? Şu meşhur çikolatalarımızdan aldık. Neydi bunun ismi? Kripto mu? Neydi? Kripto para. Neydi bunun ismi? Kripo. Evet, Kiriko. Kriko. Kriko yolda lazım olabilir. Her an tekerlerimiz patlayabilir. Şunlar yiyeceğimiz eşyalar. Bir de yedek lastik aldık yanımıza. Evet. Yedek lastik çok yer kaplıyor Ferhat. Evet. Şimdi bunların hepsini bence çıkar. Ondan sonra düzelim. Ne mi seviyorsun? Bilmiyorum, sen almışsın. Bunu hem bura için hem de içi, belki dedim içeri seversin. Şöyle bir şey almış. Antil uç matı. Bağcın arkasına serecek. Küçük geliyor. Üstüne de eşyalar geliyor. Kaymaması için, eşyaların üst üste düşmemesi ben için. Arkaya. Yok, böyle iyi. İyi. Arkası düşmez, ön düşer. Şimdi şu çikolatalardan da aldık. Şöyle bu tekerlerin içine biraz çikolata kahve yerleştirdik. Arabayı da size Ferhat göstersin. Evet kardeşlerim, bir daha anlatıyorum size. Arabamız Audi A4 2018 model. Sport S-Line Quattro. 41 bin liralık bu arabayı. Bu araba daha önce Frankfurt'ta bir mühendis kullanıyordu. Sonra da Berlin'e geldi. Oradan bize nasip oldu. Evet. Yola giderken çok bu işte bilgili olan insanlara sordum. Herkes çok ağır. Herkes yedek lastiğini götür dedi. Ve arabanın kirikosu yoktu. Bir tane de kiriko aldım. Size kiriko bir tavsiye bayağı vereyim. Ağır ama.
Kiriko aldığınız zaman paketini açmayın. Eğer kullanmazsanız, ki inşallah kullanmazsınız, geri götürüp aldığınız firmaya verebilirsiniz. Peki reşnogu var mı sende? Reşnogu var bence. Yoksa da kullanırız artık. Saat ne? Bu motor yağı. Ha. Yani motor yağı dediğim, geçen gün panoramada o üst cam biraz gıcırtı yapıyordu. Raylarda pislik toplanmış. Biraz yağ sürdüm, geçti o. O daha kalındı. Aslında onu aşağı katsaydık iyi olurdu. Çok pis kokuyor. Ne? O yağ. Şu kağıdı lazım olmaz bence. Bir şey söyleyeceğim. Öyle mi? İyi yerleştirdik ama. Hı? Çünkü ben yapıyorum. Üzgün bebek arabası var. Bu ne Ferhat? Sen nereye doldurdun? O da mazot doldurdum onu. Yemin ama kokar o. Bir şey diyeceğim. Şeyi nerede peki? Ağzı nasıl koyacaksın? Ağzı şey? Var sen merak etme de. Baya kokuyor. Bu çok tehlikeli mi? Yok. Yakılırsa falan. Mazot yanmaz, korkma. Benzin koyar. Hmm. Onları çıkar oradan. Bence onu o poşetin içine katalım, kokuyor. Ya da şu poşetin içine kat. Onu da evde tartının pili bitmişti, o yüzden baktım. Şu iki bezi de kat, 2-3 tane belki lazım olur orada. İçine kat. Ve yeni bir günden tekrar merhaba. Saat şu an 4.30. Son hazırlıklarımızı yapıp yola çıkacağız. Neler yapıyorum? Şu şekilde bir soğutucu torbam var. İçine buz kattım. Ve bozulacak şeyleri, yemekleri falan buranın içine katmayı düşünüyorum. Sen Audi Connect'i yaptın mı? Rotayı hesaplayamadı, o kadar uzun. Evet, neymiş? 3115 kilometre. Varış saati 12.57. Ama hiç sanmıyorum. Gecikir yani. Haydi bakalım Arya, biz Türkiye'ye gidiyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyoruz Arya? Nereye? Okula, tamam. Yolculuk başlıyor. Ya sonunda. Yemin ederim bizi böyle gören gümrükçülerin hepsi bizi durduracak. Halimiz rezalet. Arkadaşlar sadece bu vlogu izleyin. İzleyin başımıza neler geliyor. Biz normalde böyle tüm felaketleri üstümüzde taşıyan insanlarız. Sabah sabah boka bastım ya. Sabah sabah boka bastı, asansör falan çok bok kokuyordu Ferhat. Yeme midem bulandı sabah sabah. Ya ne yapayım arkadaşlar? Köpek bokuna bastı. Ve araba... Ya hiçbir şey sığmadı arabaya. Demek ki çatıya o şeyi yapanlar iyi yapıyor. Baksanıza burası dolu. Bizde de var artık. Burası zaten benim halimi hiç sormayın. Bakın. Çatıya yer yapanlar boşuna yapmış. Arya sabah sabah bir ağlama şeyini yaptı. Değil mi annem? Birazcık ağladık. Baba kızdı. Ha baba, şikayet et kızım. Baba kızdı. Arkası da böyle. Saat şu an kaç? 6.56. Saat 7. 6.55. 4'te çıkmayı planlıyorduk. Lakin olmadı. Öyle. Tam 7'de yola çıktık diyelim. Bakalım varış saatimiz nasıl olacak.